Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika ve bir o kadar da basit bir yapımı olan yumuşacık, mis gibi Ramazan pidesi tarifimle geldim. Bütün ince ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Öncelikle ön mayalama işlemi için karıştırma kabımıza 15 gram yaş maya, yani bir paketi 3'e bölüp bir parçası, üzerine 1 çay bardağı veya 100 milim sıcak su ekleyip mayamızı eritelim. Mayalanmayı hızlandırmak için 1 çay kaşığı 3 gram şeker ekliyorum. Son olarak 1 çay bardağı veya 60 gram unu karıştırma kabıma alıp karıştırıyorum. Bu tarifimle bir adet büyük boy Ramazan pidesi olacak. Daha fazla yapmak isterseniz her bir büyük pide için bir ölçek yapmalısınız. Örneğin 3 pide istiyorsanız eğer malzemelerin 3 katını kullanabilirsiniz. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmesi için bekliyorum. Üzerini açtığımda karışım köpük köpük olduğunu görüyoruz. Yani mayamız çalışmaya başlamıştır. Şimdi ise 1 su bardağı 200 milim su, 1 tatlı kaşığı 5 gram şeker ekleyip karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 2 su bardağı 240 gram civarı un ekliyorum. Ve spatula yardımıyla yoğurmaya devam ediyorum. İsterseniz ellerinizi de kullanabilirsiniz. Hamur birazcık cıvık oluyor. Aslında mikserin yoğurma uçlarını da kullanabilirsiniz. Seçim sizin. Tekrar hamurun üzerini kapatıp 30 dakika mayalanması için bırakıyorum. Kapağı açtığımda mayalandığını görüyoruz. Elimi unlayıp hamuru topluyorum. Daha sonra masama un serpip masaya alıyorum. Hamuru elimle yuvarlak yapıyorum. Üzerine un serpip genişletmeye başlıyorum ve devamını tepside yapmak için bir kenara alıyorum. Pişireceğim tepsiye yağlı kağıt serip un serptim. Bu şekilde altı fırınlarda pişenler gibi olacaktır. Hamurumu tepsiye alıp el yardımıyla genişletmeye devam ediyorum. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben klasik Ramazan pidesi şeklini vermeyi tercih ettim. Şimdi üzerini kapatıp 15 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Üzerinin güzel kızarması için üste süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. 1 tatlı kaşığı una çok az su ekleyip karıştırıyorum. Sıvı şeklinde olması lazım. Üzerine bir yumurta sarısı ilave edip bağlıyorum. Bu aşamada fırınımızı 180 derece ısınması için çalıştıralım. Beş dakika beklettiğimiz Ramazan pidemizin üzerine bolca sürüyorum. Parmaklarım yardımıyla şekil vermeye başladım. Arkadaşlar, bu aşamada sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Eğer bu pideleri sahur için yapmak istiyorsanız akşamdan hamurunuzu mayalayabilirsiniz. Ama hamuru bekletme saati uzun olduğu için mayayı çok az kullanmanız gerekir.
klasik Ramazan pidesi şeklini verelim. Ben üzerine bir kez daha o sostan sürdüm. Çünkü üzerinin tamamen kızarmasını istediğim için. Ve son olarak susam serpelim. Çörek otu da ekleyebilirsiniz. Isınmış olan fırının alt kısmına bir kaseyle su koydum. Böylece Ramazan pidemiz nemli ortamda yumuşacık olacaktır. Ramazan pidemizi pişmesi için fırına attım. 25 dakika piştikten sonra üzerine nemli bir bez kapatıp 5 dakika beklettim. Ramazan pidemiz hazır. Altının da nasıl kızardığını göstermek istedim. Gerçekten harika pişmiş. Şimdi de ne kadar yumuşak olduğunu test edelim. Bu kokuyu almanızı isterdim. Tazecik fırından çıkan mis gibi pide kokusu. Videomu beğenip bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, o kadar yumuşak ki gerçekten dışarıdan aldığımız pidelerden daha güzel. Sizlerin de bu tarifi deneyip bu güzel Ramazan pidesini sahurda ve iftarda tatmanızı dilerim. Hepinize şimdiden afiyet olsun.